Ben genç arkadaşıma soracağım. Sana gelseler sen ne yaparsın? Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt soruya soruyla cevap verdi. Soru, bir sabah kapınızın polis tarafından çalınmasından endişe duyuyor musunuzdu? Sana gelseler sen ne yaparsın? Kapıyı açmak zorunda kalıyoruz. Onun için bu konuda bireysel bir şey yapmak istemem ama. Büyükanıt Beykent Üniversitesi'nde terör ve hukuk konulu panelin konuşmacısıydı. Emniyet kökenli eski İçişleri Bakanı Saadettin Tantan da vardı o panelde. İlk söz alan Yaşar Büyükanıt oldu. Emniyet. Arkadan sesler yükselince Büyükanıt da susmak zorunda kaldı. Şaşkın bir yüz ifadesiyle ne olduğunu anlamaya çalıştı. Salonun sessizliğini bozan bu iki gençti. Ancak kız eylemci o kadar heyecanlıydı ki elindeki afişi bir türlü açamadı. Hemen ön sırada oturan bir başka genç de kapıp aldı elinden. Müdahale Büyükanıt'ın korumalarından geldi. İki eylemci genç karga tulumba dışarı çıkartıldı. İki koruma da emekli Genelkurmay Başkanı'nın önünde siper oldu. Büyükanıt tansiyon düştükten sonra panelin yöneticisine minik bir de espri yaptı. Ve merak edilen soru da cevap da basın mensuplarından geldi. Yaşar Büyükanıt'a gözaltına alınan silah arkadaşları hatırlatıldı. Bir zamanlar birlikte görev yaptığınız paşaların şu anda gözaltında olması, adliyede olmaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani ben şu anda şüphemem. Devam eden bir olay hakkında benden bir yorum beklemeniz çok doğru bir yaklaşım olmaz. Eğer bir sabah polis kapınızı çalarsa sizi de ifadeye alıyoruz diyebilirler mi? Böyle bir endişe yaşıyor musunuz? Şimdi ben genç arkadaşıma soracağım. Sana gelseler sen ne yaparsın?